şiir ve kompozisyon dalında ödül alacak öğrencilerimizi de Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde türbanlı öğrenci krizi yaşandı. Ödül alan öğrencilerimiz ödüllerini garnizon komutanımız takdim edecektir. Kendilerini buraya davet ediyoruz. Yer Kozan Belediyesi Tiyatro Salonu. Protokol yerlerini almış. Birazdan 24 Kasım etkinlikleri çerçevesinde çeşitli dallarda birinci olan öğrencilere ödülleri verilecek. Sunucunun anonsuyla öğrenciler kürsüye geliyor. İşte kriz de bu noktadan sonra başlıyor. Baş tarafa resim dalında dereceye giren öğrencilerimiz gelsin. Öğrenciler ödül almak için beklerken bu sırada protokolde bir hareketlilik dikkat çekiyor. Kaymakam Aydın Tetikoğlu ve garnizon komutanı Binbaşı Hüseyin Çopur, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Can Polat'ı ikaz ediyor. Ve bu durum İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tehvide Kütük'e de iletiliyor ve türbanlı öğrenci gözyaşlarıyla sahneden aşağıya iniyor. Ödül alan öğrencilerimiz ödüllerini garnizon komutanımız. Niye almışsınız? 17 yaşındaki İmam Hatip öğrencisi bir süre sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü'nün yanına gidiyor. Sonra... Ama hocam bunu herkes biliyor. Olmaz. Tamam, hadi geçiyorum. Okul müdürünün. Tamam, görelim. Hocam yaptığınız çok büyük haksızlık. Yaşanan gelişmeler üzerine belediye başkanı AK Partili Kazım Özgan'la birlikte bir grup davetli de salonu terk etti. Bu kadar şerefsizlik olmadı. Ağlamasın. Üzülme, üzülme. Yani onlar yaptığından mutlaksın. Hocam bana karşı gelmiyorlar. Ağlamamla ben de size karşı tamam, geliyorlar. Tamam. Ben de isterim başörtü ya. Edebiyat öğretmeni Mehmet Karabulut'un sakinleştirmeye çalıştığı lise öğrencisi de evinin yolunu tuttu. Milli Eğitim Bakanlığımız orta öğretimle ilgili yönetmeliğinde bu da şudur. Bunu da özellikle bazı kız öğrencilerimizin hasretle beklediğini de biliyorum. Son Bursa seyahatimde de okulların açılışlarında ve öğrencilerle bir araya geldiğimizde onlar heyecanlı bir şekilde bu müjdeyi bekliyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik gözden geçirilmiş ve bu yönetmeliğin 3. 4. maddelerinde bir değişiklik yapılarak dördüncü maddesinin birinci fıkrasının E bendinde yer alan baş açık ibaresi ve aynı bendin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Herhalde yarın veya bir sonraki gün yayınlanabilecektir. Bununla orta öğretim kurumlarında baş örtülü olarak eğitimine devam etmek isteyen kız öğrenciler için bir zaruret. 30 Eylül'den sonraki demokratikleşme paketimizde bazı hususlar yerine getirildiği için bugün böyle bir yönetmelik değişikliğinin de yapılmasına zaruret görülmüştür. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretim hayatımız için hayırlı olmasını da diliyorum.